Teşekkürler. Alkışlarla konuğumuzu davet edelim. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağ olun. Teşekkür ederim. Eğer kazanırsanız İstanbul'u kazandığınızda merkezi hükümetle nasıl çalışacaksınız? Bu konuda nasıl ilerlemeyi düşünüyorsunuz? Şu anki merkezi hükümetle belediyenin farklı partilerde olmasından dolayı birçok projede sıkıntılar yaşanıyor. Sizin zamanınızda da bu sıkıntılar yaşanacak mı? Yaşanırsa nasıl bir yol izlemeyi düşünüyorsunuz? Anlıyorum ki son 5 yıllık İstanbul Belediye Yönetimi'nin sergilemiş olduğu tutum ve davranıştan hareketle bunu söylüyorsunuz ve bu 5 yıllık İmamoğlu belediyeciliği birçok şeyi yapamazken bunun gerekçesi olarak da Ankara'daki hükümetin kendisinin elini kolunu bağladığını söylemiş olmasına hareketle bunu söylüyorsunuz. Yani İmamoğlu aziyetinin faturasını, kabahatini Ankara'daki hükümete yıkıyor. Acaba siz de bu şekilde sızlanacak mısınız iş yapamadığınızda diyor soruyorsunuz. Hayır sızlanmayacağım. Siyaset uzlaşı sanatıdır. Orada seçilen meclisiyle birlikte elbette ki tek bir parti olmayacaktır o mecliste ve oradan oluşan öncümende. Hep birlikte yönetilecektir. Fakat şayet uzlaşıyı gözetmezseniz hem İstanbul Belediyeciliği yönetimi içerisinde bir çatışmacı tutum sergiler hem de buradan elde ettiğiniz gücü Türkiye genel siyasetine taşır. Önce kendi partinizin içerisinde iktidar olma mücadelesinde bunu araçsallaştırırsanız ardından da partiyi elde ettikten sonra hükümet olabilmenin yollarında İstanbul bütçesini ve bunun verdiği imkanı araçsallaştırırsanız o zaman Ankara'daki iktidar sahipleri de hop bir dakika der sizin önünüzü keser. Siz oraya karşı güç gösterisine giriştiğinizde İstanbul'u yönetmenin dışındaki bir politik hareketlikten bahsediyorum. Öyleyse İstanbul'un dışında taşmamanız için de koltuğuna göz koyduğunuz iktidar sahibi sizi engeller. Bunun böyle olmaması gerekir. İstanbul halkı sizi 5 yıllığına İstanbul'da İstanbul'a hizmet vermeniz için seçti. Öyleyse eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak en iyi hizmeti vermelisiniz. Bunun için pekala elbette ki bakanlıklar arkanızda almanız gerekiyor. Öyleyse bakanlıklarla kavgacı, çatışmacı değil, uzlaşmacı, uyum içerisinde, senkronize bir halde bir siyaset ve çalışma yürütmeniz lazım. Ben seçilirsem senin desteğinle böyle yapacağım. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Buyurunuz. Seçildiğinizde İstanbul'da sığınmacıların yaşayamayacağını söylediniz. İktidarda olmadan bunu başarabilmek için ne gibi bir yol izleyeceksiniz? Adınız rica Arda. Arda ben yaşayamayacak demedim. Dedim ki şu an ülkede 13 milyon sığmacı var. İstanbul'un payına düşen de 4 milyon. 4 milyondan fazla. Sığmacı, geçici sığmacı, kaçak, göçek, kaçkın, mülteci, muacir hangi isimli olursa olsun. Farklı farklı isimler altında toplamda Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olmayan ülkeye bir kısmı yasal geçici sığmacı olarak ama ağırlıklı kısmı yasa dışı yollarla girmiş olan insanlar var. İstanbul'a gelmelerinin sebebi İstanbul onlar için cazip. Çünkü barınma sorunu yaşamıyorlar. Barınma bedava gibi. Her biri eski semtlerde başını sokabilecekleri bir yer buluyor. Arda lütfen ayakta kalma. Başını sokabilecekleri bir yer bulabiliyor. Hem de vaktiyle Anadolu'daki Türklerin hayalinde göremeyeceği semtler bunlar. Mesela Fatih'in Horhor'u, Fatih'in Nişancası, Kadırgası, Langası. Buralar şimdi Birleşik Milletler gibi. Her tarafta insan görürsün. Pakistanlı, Afgan, Afrika'nın bütün ülkelerinde. Yani haritada yerini bulamayacağın Gana'yı mı istersin, Senegal'i mi istersin? Ki bunlar esen Esenyurt'ta da varlar. Ve Arda çok gariptir. Lütfen bunu bir Türk genci olarak unutma ve tehlikenin fark var. Senin üzerinden diğerlerine de ulaşırım belki. Son seçimden bu yana İstanbul'un merkez ilçesi olan Suriçi ilçe olan yani aslında İstanbul'un kendisi olan Fatih ilçesinin nüfusu son seçimden bu yana Fatih ilçesinde seçmen sayısı azaldı fakat nüfusu arttı. Fatih'in seçmen sayısı azaldı, nüfusu arttı. Bu ne demektir? Türkler Fatih'i terk etti. Fatih'te sığınmacılar, kaçaklar, yabancılar var artık. İstanbul orası. Trene bindiğiniz zaman gelirken yazar Bakırköy, Zeytinburnu falan diye duraklarda. Ne zaman ki Sirkeci'ye gelirsiniz, orada İstanbul yazar. İstanbul orası ve İstanbul'u Türkler terk ediyor. Bu haldeyiz. Buyurunuz beyefendi. Öncelikle hoşalam sam çok teşekkür ederim bu program için. Hepiniz. Sayın Azmi Karaağamutoğlu Bey'e de çok teşekkür ederim katıldıkları için. Ben şurada şöyle bir şey söylemek istiyorum. Muhacirlik kelimesinin günümüzde kendi anlamından koparak muhacirlik teriminin ülkemiz için özellikle Trakya'lı insanlar için Balkan'dan gelen Balkan harbinde Osmanlı'nın yanında savaşmış özellikle Türk vatandaşlarımıza deniyor. Selanik'ten gelen bir Türk muhaciri olarak bizi sığınmacılarla aynı kefeye koymanızı sizden hiç beklemezdim. <laughs> İstanbul'un yoğunlukla Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri bölgelerinde yaşayan çok fazla Türk muhaciri olduğunu biliyoruz. Eminim siz de biliyorsunuzdur. Siz, biz Türk muhacirleri onlarla aynı kefeye mi koyuyorsunuz? Aman tanrım, aman tanrım. Tek ki buradan gelsin bana eleştiri. Teşekkür ederim. Bütün gelen eleştiri bu mu oldu? En masum yerden, en olmadık yerden. Muhacir, hicret kelime kökünden gelir. Hicret eden, göç eden, göçmen. İstanbul'da İstanbul kütüğüne kayıtlı insan sayısı nüfus 2 milyon küsuratı var. Yani 14 milyona yakını İstanbul'un muhacirdir, göçmendir. İç göç yoluyla gelmiştir. Sadece Balkan Türkleri değil, Anadolu'dan buraya gelenler de göçmendir. O zaman sınır yoktu. Balkan Türkleri buraya ilk gelmeye başladığında son Civkov'un zulmünü katmazsak sınırlar çizilmeden evvelden de gelenler için göçmen, muhacir, hicret eden kavramlaştırması kullanıldı. Şimdi İstanbul'un 14 milyonu ben de Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Lise bitene kadar da orada okudum. İstanbul'un 14 milyonu göçmen, muhacir, iç göç yoluyla gelmiş. Sizinki de iç göçtür. Çünkü orası 500 yıllık vatan toprağıdır Balkanlar. Yani bunu haksız bir eleştiri olarak görüyorum ve bir yandan da diyorum ki sadece bu kadar basit ve haksız bir eleştiriye uğrayacak kadar bir eksiğim tamam. dediğim varmış demek ki diyorum. Ya şöyle söyleyeyim biz dediğim gibi hani Selanik göçmeniyim ben. Selanik göçmenleri için muhacirlik terimi tamamen buna. Hayır hayır hicret eden efendim. Hicret eden göçmen kaldı ki az evvel sıralarken kavram kargaşası yaşanıyor. Biz hükümete bu sorunu önüne koyduğumuzda bize söyledikleri şu geçici sığmacı adı altında buradalar. Yahu geçici sığınmacı adı altında burada bu Bunlar yalnızca Suriyeliler. Düzensiz göç yoluyla. Bunlar da düzensiz göç ve küresel bir sorun. Sadece bizim değil. ABD'nin de sorunu. Küresel bir sorun. Düzensiz göç yoluyla gelen göçmenler var. Göçmenin eski Türkçedeki karşılığı muhacir. Bu Balkan Türklerine özgü bir kavram değil ki. Bir ad da değil. O konuda lütfen biraz daha derinlemesine araştırmanızı öneririm. Ve bana haksızlık ettiğinizi anlayacaksınız. Teşekkür ederiz. Canım kardeşim sor. Adım Ahmet Bahadır. Şunu soracağım. Adaylığınızın açıklanmasından yaklaşık bir ay öncesinde Mirgün Cabas'ın sorularını yanıtladığınız bir programda Ekrem İmamoğlu'na haksızlık etmek istemem. Ekrem İmamoğlu belediye bütçesini talan ettirmedi, çaldırmadı, yağmalatmadı, olmadık projelere gereksiz harcamalarda bulunmadı. Kötüsünün gelmesindense Ekrem ile devam edilmesi yanlış mısın dersen evet derim dediniz. Devamını da okuyun lütfen. Şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı... Devamını da aday... okuyun lütfen. Devam var o lafın ama. Şimdi onu bazı troller orada bırakmış. O konuşmanın devamı var. Devamını izleyebilirler. Sorun değil. Ben evet de bu bölüm üstünden konuşuyorum. Ve şimdi Ekrem İmamoğlu'na cümleyi, karşı... Cümleyi yarıda kesip bu bölümün üzerine konuşuyorum diyorsunuz. Sorusunu sorsun sonra siz tamamlayabilirsiniz evet. efendim devamını. Buyurun. Ve şimdi Ekrem İmamoğlu'na karşı aday olarak AKP'nin tekrar ve daha otoriter şekilde gelmesine yol açmış olmuyor musunuz? Bu durum haksızlık etmem dediğiniz Ekrem İmamoğlu'na ve İstanbul halkına haksızlık olmuyor mu? Teşekkür ederiz. Evet. Sağ olun. Ben bir muhalifim. Zafer Partisi'ne bir muhalif. İktidarla ihtilafımız var bizim. Türkiye genelindeki iktidarla da ihtilafımız var. Yerel iktidarla da ihtilafımız var. Bu yüzden muhalifiz. Yerel iktidarda şu an Ekrem İmamoğlu oturuyor. Dolayısıyla ona da muhalifim. Ekrem İmamoğlu'nun selefi olan bir önceki yerel iktidar AK Parti belediyeciliği. Onunla da ihtilafım vardı. Belediyeciliğine memnun değildim. Ona da muhalifim. Ben AK Parti belediyeciliğine de Ekrem İmamoğlu belediyeciliğine de muhalifim. Şimdi Ekrem İmamoğlu hırsızlık yapmadıysa bunu söylemeyeyim mi? Adam çalmadıysa bunu söylemeyeyim mi? Hırsızlık yapmayan bir adama hırsız mı diyeyim? Tanıdığım, bildiğim, belediye başkanı olmadan evvelinden, CHP'li olmadan evvelinden bir arkadaşım. Bir öncekiler gibi yapmadı. Bir öncekiler kasayı da borçlandırıyordu. Elleri kasanın içinde çıkmıyordu. Küp bitiyor. Kasayı eksi borçlandırıp çalmaya devam ediyorlardı. Tadı damağında kaldı. Yine o sebeple gelmek istiyorlar. Görevlendirmiş bir memur, bir muhtemet vasıtası o şekilde gelmek istiyorlar. Peki Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Halkı Yönetimi devrederken ne bekliyordu? Çalmamak bir meziyet mi? Hırsızlık yapmamak bir meziyet mi? Bu vasat. Olması gereken zaten. Bu bir özellik değil. Peki vasat için mi İstanbul halkı belediyeyi değiştirmek istedi? Hayır değil. İstanbul halkı istediği belediyecilik hizmetini bulamadığı için ben o bahsettiğiniz ehveni şer ifadesini kullandım. Yoksa çalmamak tek başına birini koltukta tutmaya yeterli değil. Toplumda o kadar çok dürüst insan var ki asla çalmayacak olan ama onları getirip belediye başkanı yapmıyoruz. Belediyeciliği hakkıyla yapacak olanlar istiyoruz. Cümlemin devamında diyorum ki o röportajda konuşmada. Videosu var. Keşke diyorum ehveni olduğu için yani kötünün iyisi olduğu için değil de başarılı olduğu için oy verilebilseydi kendisine. Ekrem İmamoğlu için dolayısıyla başarısız bir belediye başkanımdır diyorum. Arkadaşım Azmi Bey o zaman Murat Kurum kazanırsa daha mı iyi olacak? Hayır aksine az önce neler söyledim görmediniz mi? Yok ama de, dedim de, ama çalmaktan söz ettim. Eksiği yazdırdır dedim. Onunla da ihtilafım var dedim. Ona da muhalifim dedim. Bu adam muhtemet dedim. Görevlendirilmiş bir memur olarak garibim buraya geliyor. Gözü kulağı Ankara'da. Yapayım mı efendim? Bu imzayı atayım mı efendim? Diye belediye başkanlığı yapacak. Koca 16 milyonluk şehir böyle yönetilir mi Allah aşkına? Birçok sorunumuz var işte. Sağlık personeli ev bekliyor. Engelliler sorunlarının aşılmasını bekliyor. Öğrenciler sorunlarının aşılmasını bekliyor. Bu 16 milyonluk bir şehir sorunlar yumağı içerisinde. Gözü kulağı Ankara'da olan düşük profilli bir memur Mur tarafından yönetilmeyi hak ediyor mu Allah aşkına? Etmiyor. Hemen arkadaşımıza devam edelim. Buyurunuz beyefendi. İmamoğlu'na Ehvenişer dedi. Fakat İmamoğlu bence Ehvenişer olamayacak kadar kötü bir adam. Çünkü Aynur Doğan'ı bizzat PKK-KCK'nın konserini... Ama bu konserin... şimdi tamam. soru lazım bize. Tamam soruyu soruyorum Lütfen. o zaman. Öncelikle Alpaslan Türkeş'i önderiniz ve başbuğunuz olarak görüyor musunuz? Ben o benim en başbuğum hem de ben onun evladıyım. Tamam. O bana öyle sesleniyor diyor. Vai já não, é. Önderiniz ve başbuğunuz Alparslan Türkeş'in menzil tarikatı ile alakalı yakınlığıyla alakalı iddialar var. Bunların yanında kendisine tüfek hediye ettikleri, ayrıca ülkücü grupların otobüslere bindirilip menzil şeyinin elini öptürmeye götürdüklerine dair şeyler var. Onun haricinde 1951'de basılan sanırım Büyük Cihat adlı bir dergi var. Bunun yazan kişinin lakabı da Beyaz Hoca. Bu Beyaz Hoca ile çekilmiş fotoğrafları, görüntüleri, yemek yediği sofralar var. Ayrıyeten bu Beyaz Hoca'nın içeri girdiğinde mahkemelerinde vesairede yanında olmuş. Siz siz de önderiniz gibi şehirlerin yakınında mısınız? Direkt sorumu soruyorum. Eğer seçilirseniz önderiniz gibi tarikatlara yakın olacak mısınız? Yoksa 30 Ağustos 1925 ölülerden medet ummak medeni bir cemiyet için lekedir. Efendiler ve millet biliniz ki Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mevsuplar mevkiti olamaz diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisine mi devam edeceksiniz? Teşekkür ederim. Evvela sizi genç arkadaşım durduğunuz yer itibariyle tebrik ediyorum, kutluyorum. Allah sayınızı artırsın. Bir şey bir şey söyleyebilir miyim? <laughs> Cevaptan sonra söyleyebilir Hemen söyleyeyim. Tamam söyle bakalım. Yanlış anlamayın. Ben normalde ikisinin bağdaştığı noktalar olduğunu düşünüyorum. Ama bu konuda apayrı noktalar. Ben sizce hangi çizgidesiniz merak ediyorum. Şimdi onu söyleyeceğim. Seni anlayabildiğim yerden hareket tanesini söyleyeceğim. Merhum başbuğumuz Alpaslan Türkeş. Kuleli Harp Akademisi'ni bitirdiğinde mezuniyette bir gemiyle Marmara'da gezintiye çıkılır. Dolmabahçe'nin sarayında hasta yatağında yatmakta olan Mustafa Kemal Atatürk'ü selamlamak isterler. Gemi oraya gelir. Atamız hasta yatağındadır. Kendisine söylendiğinde gücünü toplar, balkona çıkar. Gemi yanaşmıştır. Gemideki kulelinin askeri öğrencileri Atatürk'ü oradan selamlarlar. Bu gemide Atatürk'ü selamlayan Kuleli Harp Akademisi öğrencileri arasında Alparslan Türkeş de vardır. Alparslan Türkeş bir Atatürkçüdür bizi de öyle yetiştirmiştir. Ben de bir Atatürkçüyüm. Katıksız bir Atatürkçüyüm. Ve kendi ifadesi şudur. Bazı savunmalarında der ki malum onun işlemiş olduğu milliyetçilik doktriner bir milliyetçiliktir. Bir uygulamalar bütünü ortaya koymuştur adına dokuz ışık dediği. Dokuz ışık doktrinini ortaya koyduğunda şunu söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de altı ilkesi vardır biliyorsunuz. Ben dedi çağın şartlarına uygun olarak Atatürk'ün altı ilkesinin üzerine üç tane daha ekledim ve dokuz ışık yaptım. Ülkücülük adlandırması, siyasi kimliğinin temeli bu doktrin üzerine oturur. Dokuz ışık doktrin üzerine oturur. O altı ilkenin üzerine eklenmiş üç ilkenin daha oturmasıyla oluşan dokuz ışık doktrini vardır. Şimdi ben bu tarlanın mahsulü bir siyasiyim. Bu tarlayı süren de eken de az önce anlatmış olduğum Alpaslan Türkeş. Dolayısıyla kafanızdaki oluşmuş olan şüpheler yersizdir. İçinizi ferah tutun. Alpaslan Türkeş'in yetiştirmiş olduğu benim gibi pür pak Türk milliyetçisi Ataçukçu gençlerin sayısı da çok fazladır. Elbette ki tarikatlarda bulunmak, oralardan bir şeyler öğrenme ihtiyacını duyan, bir takım cemaatlere giren arkadaşlar olmuştur. İnkar etmiyorum, vardır. Peki benim herhangi bir tarikatla, bir cemaatle, bir illiyetim, bir iltisakım? Hayır. Hiçbir zaman olmadı, hiç yok. Bundan sonra da olmayacak. Teşekkür ederim. Sağ olun. Buyurunuz. Demin Ekrem İmamoğlu hakkında konuşurken çalmaz, iyinin kötüsü, düşük profilli bir kişi diyerek küçük göstermeye çalıştınız. 16 milyonluk bir şehrin belediye başkanında küçük profilli diyemezsiniz. Düşük profilli birini arıyorsanız partinizin cumhurbaşkanına dayına bakabilirsiniz. İsterseniz devam... Yo, devam edin eğer saldırgan ifadelerle hakare. Yok saldırganlık değil. Sizin Yo, devam edin. kendi Ay, yani bir soru var mı? Belirttiniz bunu anladım. Bir de soru varsa müthiş olur. Yo. Dünyada şehirler arasında uyuşturucu kullanımında İstanbul ikinci sırada. Uyuşturucu ve kumar şu anda ülkenin en büyük sorunu haline geldi. Sürekli hale gelen intiharların da en büyük sebeplerinden İstanbul metropolünü yönetmeye talip bir aday olarak bunun önüne nasıl geçebilirsiniz? Bu konuda bir çalışmanız var mı? Teşekkür ederiz. Sağ olun. İstanbul'da suç oranının yüksekliğindeki artışın sebebi. ...buradaki 4 milyon kaçak sığınmacıdan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Ben demiyorum ki biz Türkler suçtan azadeyiz. Kaçaklar gelmeden evvel ülkede uyuşturucu sorunu yoktu demiyorum. Fakat artış hızı çok fazla oldu. Kaçaklardan kaynaklı bir emniyetsizlik var. Asayiş sorunu var. Bırakınız kız çocuklarımızı erkek çocuklar bile hava karardıktan sonra şehrin caddelerinde yürüyemez oldular. Taksim'e çıkmak artık eskisi gibi güvenli değil. Işığı yanmayan sokaklara giremiyorsunuz hava karardıktan sonra. Sokak lambaları olmayan yerlere. Olan yerlere de giremiyorsunuz. Çünkü öbek öbek çeteler halinde toplanmış sığınmacıları görüyorsunuz. Çünkü artık onların ekonomik faaliyet saati başlamıştır. Bu yüzden göremiyorsunuz. Biz bu uyuşturucunun kullanımı ve satışını artıran, yaygınlaştıran sadece uyuşturucu değil. Beraberinde diğer suçlarda. Çünkü bir başka yere gitmiş olan, oranın yerleşiği olmayan, kaçakların, göçmenlerin uğraşabileceği en kestirme ekonomik faaliyet şüphesiz ki budur. Bu tip ticaretlerdir. Biz bunlardan İstanbul'u arındırmayı vaat ederken sizin metiyeler dizdiğiniz adaylar o kaçak ve sığınmacıları ülkeye yedirmenin, giydirmenin, sindirmenin, entegre etmenin peşindeler. Entegrasyon politikaları gidiyorlar. Meslek edin bilgilendirme kurslarından bahsediyorlar. Değil mi? Mesela sevgili Ekrem İmamoğlu daha iki gün evvel sunuş konuşmasında diyor ki kent diyor sadece Türklerin değil beraberinde başlıyor sıralamaya. Geriye doğru kimin ne etnik kimliği varsa hepsini sıralıyor. Bunu mu yapmalıyız? Yani ben Kimliği mi? Bakınız bir toplumsal sözleşmeyle biz bir arada bulunuyoruz değil mi? Anayasa. Hepimiz kimliğimizi oradan alıyoruz değil mi? Oradan buluyoruz. Az önce konuşmamda söylemiştim. 66. maddeden alıyoruz. Ve Türk. Nereden geliyor bu adlandırma? Yurttaşlıktan geliyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaş olan herkes Türk. Hal böyleyken insanların geçmişten, göç etmeden evvel, muhacirliğinden evvel var olduğu kimlikleri, alt kimlikli, etnik kimliklerini burada bu şekilde sıralamanın ne anlamı var sevgili ekran? Madem geriye doğru gidiyoruz, daha da geriye gidelim. Diyorsun ya İstanbul sadece Türklerin değil, beraberinde Süryanilerin boşuna Arnavutların, Kürtlerin sıraladın ya. Ben daha da geriye götüreyim. İstanbul sadece Türklerin değil. Beraberinde Homo sapienslerin, hatta sadece Homo sapienslerin de değil. Beraberinde Neandertallerin, Denizovaların şehridir diye sıralayayım mı yani? Oldu mu? Homo erectus'a haksızlık etmiş olabilirim. Onlar da var şehirde galiba. Mecidiyeköy'de var. evet.